Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Sevmeyli Hoca. Sevmeyli Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün TYT AYT matematik tekrar kampımızın dördüncü günündeyiz. Ve dördüncü günün konusu oran, orantı ve problemler. Arkadaşlarım önce güzel, temiz bir konu özeti yapacağız bu videomuzda. Problemlerdeki o genel geçer formülleri hatırlatacağız. Bazı alıştırmalar yapacağız ve... Dedim ya bu videonun bir konu özeti olduğunu unutmayın. Hemen arkasından gelen video bir saat sonra yayınlanacak olan video ise sevgili arkadaşlarım sizler için bir tekrar soru çözümü olacak. Soru çözümlerini mutlaka ama mutlaka kaçırmayın. Ama konu özetini de sevgili arkadaşlarım şöyle baştan aşağı güzel bir tekrar yapın. Evet gençler, açıklama kısmında ücretsiz PDF'iniz mevcut. Tek tıkla indirebilirsiniz. Tabletten, telefondan, bilgisayardan istediğin yerden istersen çıktısını al ve bu şekilde hem konu tekrarını yap hem de sorularını çöz. Senin için açıklama kısmına dediğim gibi linki bıraktım. Hazırsan, abone olduysan, e, videoyu da beğendiysen geçelim dersimize. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Aynı türden iki çokluğun kıyaslanmasına biz ne diyeceğiz? Tabii ki de oran diyeceğiz arkadaşlar. Kıyaslanmasına, bölünmesine. iki tane çokluğu bölersek oran elde ederiz. A bölü B bir orandır. Burada sevgili arkadaşlarım bu A bölü B'den en az bir tanesi, en az biri sıfırdan farklı olacak. Sıfırdan farklı olacak diyoruz. Şimdi Örnek olarak 2 bölü 3 bir orandır. Yani 2 bölü 3 neyin oranı olabilir? Mesela örnek veriyorum. Neyin oranı olabilir? İşte benim cebimde 2000 lira vardır. Senin cebinde 3000 lira vardır. Benim cebimdeki paranın senin cebindeki parana, paraya oranıdır bu. 2000 bölü 3000. Yani 2 bölü 3. Tamam mı? Veya dersin ki işte 3 bölü 5. Veya dersin ki 1 bölü 2. Veya 0 bölü 3 bir orandır sevgili gençler. Birden fazla oranı eğer birbirine eşitlersek biz buna orantı diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi A bölü B eşittir C bölü D dediğimiz şey ikili orantıdır. İkili orantıdır diyeceğiz. Eğer ki A bölü B C bölü D eşitse bunların ikisi de bir K gibi sayıya eşit olacak. Bu K'ya biz orantı sabiti diyeceğiz. Bak adı üstünde. Sabit. Orantı sabiti. Sabit olan şey ne yapmaz? Değişmez değil mi? Alçalmaz, artmaz, yükselmez, azalmaz, çoğalmaz hiçbir şey olmaz. K sabittir arkadaşlar. Siz bunlara bazı işlemler uygulayacaksınız şimdi orantılarda. O K hep sabit kalacak. Hangi işlemi uygularsan uygula. A bölü B eşittir C bölü D ifadesi. Aynı zamanda şu şekilde de yazılabilir. A bölü B eşittir C bölü D biçimde yazılabilir. Buradan içler dışlar çarpımı yapılab yapılabilir. Yani B ile C'yi A ile D'yi çarpabilirsin, eşitleyebilirsin. A çarpı D eşittir. B çarpı C diyebilirsin. E biz bunun adına içler dışlar diyoruz. Niye diyoruz? Çünkü ben bu ifadeyi şu şekilde yazdığım takdirde içte kalanlara içler denir. Tamam mı? Bak içte kalanlar içlerdir. Dışta kalanlar dışlardır. Ya hocam bunların ne önemi var deme. Şimdiye kadar hiç sorulmadı ama sorulmayacağı anlamına da gelmez. Şöyle bir soru sorsa mesela bir tane orantı verir der ki bu ikili orantının İçlerine 2 eklenip dışlarından 3 çıkarıldığında diye bir başlar soruya. Sen ne de dersin ki ulan hangisi içti hangisi dıştı diye bakarsın valla. Böyle bir soru çıksa şu an yani yarın sınav olsa böyle bir soru çıksa öğrencilerin %90'ı elenir bak. Adım kadar da eminim %90'ı elenir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. En azından bilin ya bunu bu şekilde yazdığımız takdirde içeride kalanlara içler dışarıda kalanlara dışlar diyoruz. Orantının özellikleri. A bölü B eşittir C bölü D ise artık şunu biliyoruz. içler dışlar yapılabildiğini. A çarpı D, B çarpı C'ye eşittir. A bölü B eşittir C bölü D. Bu da bir orantı sabitine eşitse. Bak bunu sakın unutma. Bunlar çok işimize yarayacak. Trigonometri de bak benim 40 soru serisi trigonometri kısmında buna benzer bir soru var. Normalde soru sinüs teoremiyle çözülüyor. Lakin içerisinde bu özellikleri kullanmak zorunda kalıyoruz. İyi dinle. Eğer sen A ile C'yi toplayıp çıkarırsan veya B ile D'yi toplayıp çıkarırsan yalnız yukarıyı topluyorsan aşağıya da toplayacaksın. Yukarıyı farkını alıyorsan aşağıda da farkını alacaksın. Bunu da unutma. Bu yine bana orantı sabitini verecektir değişmez. Mesela hocam örnek hemen vereyim ben sana örnek. Mesela 2 bölü 3 aynı zamanda 4 bölü 6'ya eşit midir? Evet. Şimdi şöyle düşün. Sen 2 ile 4'ü topladın 6. 3 ile 6'yı topladın 9. Bak bunlar da buna eşittir veya 6 ile 2'yi topladın 8 3 ile 9'u topladın 12 bak bu da buna eşittir veya şimdi bunların hepsini topladın hepsini topladın 20 bölü hepsini topladın 30 geldi bak bu da buna eşittir yani orantı sabitini değiştirmez pay kısımlarını toplayıp çıkardın kendi aralarında payda kısımlarını toplayıp çıkardın orantı sabiti hep sabit kalır a bölü b eşit c bölü d bu da eşittir k ise sen gittin bunu ne ile genişlettin Gittin bundan M ile genişlettin. Ne oldu? AN bölü BN, CN bölü CD oldu. Değil mi? MD özür dilerim. Bak şurası yanlış olmuş. Burası DM olacak arkadaşlar. Tamam. Şurası. Hemen düzelttik. Burası DM olacak. E şimdi e ben az önce yaptığımı yine yaparım. Yani AN ile CM'yi toplayıp çıkarırım. BN ile DM'yi toplayıp çıkarırım. Gene bu bana orantı sabitini verir. A bölü B, C bölü D'ye eşit ve bu da K ise a kare bölü b kare c kare bölü d kare tabii ki de eşittir ve bu da tabii ki de orantı sabitinin karesine eşit olacaktır. Karesini aldığımız zaman tabii ki doğal olarak orantı sabitinin de karesi alınmış olunuyor. Geçtim sağ tarafa orantı çeşitleri. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda. Buradaki anahtar kelime bu. Bak. Anahtar kelime bu. Aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk arasında doğru orantı vardır denir. Ve gençler bu iki çokluk orantılıdır da denir. Yani sadece ama sadece orantılıdır diyorsa sen şunu anlayacaksın. Ha doğru orantı varmış. Burada diğer orantı çeşitlerini anlamayacaksın. Eğer sadece orantılıdır diyorsa doğru orantılı olduğunu anlayacaksın. Devam doğru orantılı çoklukların oranı sabittir. Yani A ile B doğru orantılıysa A bölü B daima K'ya eşittir. Şimdi k'nın ne olması gerekiyordu? Değişmemesi gerekiyordu hocam. Ben gidip a'yı burada arttırırsam aynı oranda b'nin de artması lazım ki k'ya bir değişiklik olmasın. Tamam mı? E bunu biz farklı şekillerde nasıl ifade edebiliriz? Mesela a eşittir b çarpı k yazılabilir. Ben burada eğer a'yı arttırırsam yani b'yi karşıya attım. k'nın değişmemesi için yine b'nin de artması gerekiyor. Bu ikisi bu şekilde ifade edilebilir. A ve B sırasıyla X ve Y ile doğru orantılıysa o zaman şunu yaparsın. A bölü X bak sırasıyla dediği için A X ile B de Y ile doğru orantılıdır. A bölü X eşittir. B bölü Y bu da eşittir bir orantı sabitine diyebilirsin. E tabi ki buradan şunları elde edebiliriz. A sayısını ben X ile K'nın çarpımı olarak yazabilirim. X'i karşıya atarak. B sayısını da tabi ki Y ile K'nın çarpımı olarak yazabilirim. Ters orantı. Yine buradaki anahtar kelimeyi de işaretleyelim. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa, biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa. Şimdi bak biri azalırken öteki artacak, biri artarken öteki azalacak. Yani aynı oranda artacak, azalacak. E madem öyle bu iki çokluk arasında biz ters orantı vardır diyeceğiz. Ters orantının söyleyiş biçimi sadece ters orantıdır. Yani yukarıdaki gibi orantılıdır dediği zaman doğru orantılı anlamamız zorunluyduk ya. Burada öyle bir zorunluluk falan yok. Tek bir şekilde telaffuz ediliyor. Ters orantı. Ters orantılı çoklukların çarpımı da sabittir. Yani mesela A ile B ters orantılıysa. Sen bunu A çarpı B eşittir K diyeceksin. Mesela buraya bakalım. Ben gittim A'yı artırdım abi. A artarsa doğal olarak K da artacak. K'nın değişmemesi lazımdı. O zaman B'nin azalması lazım ki. Burada birini artırdım. Ötekini azalttım. Çarparsam yine bana K'yı versin diye. E buradan ben şunu da çıkarabilirim. A eşittir K bölü B diyebilirim. Veya B eşittir K bölü A diyebilirim. Tabii ki de. A ve B sırasıyla X ve Y ile ters orantılıysa e sırasıyla demiş. Bak o zaman A ile X'in çarpımı aynı zamanda B ile Y'nin çarpımına da Eşit olacaktır ve tabii ki bu da bir orantı sabitini verecektir. O halde ben burada a'yı nasıl elde ederim? a eşittir k bölü x diyebilirim veya b eşittir k bölü y Diyebilirim. Bunları nasıl elde ettim? X'i karşıya bölüm olarak ve Y'yi karşıya bölüm olarak attım K'nın yanına. 24. sayfadayız. Bileşik orantıdayız. Çokluklar arasında hem doğru hem de ters orantı varsa e biz bu duruma bileşik orantı diyoruz. A sayısıyla B sayısı orantılı, doğru orantılı. C ile de ters orantılıysa. Şimdi bak A ile B doğru orantılıysa ne yapmamız gerekiyordu? bunu buna bölüyorduk değil mi? A'yı B'ye bölüyorduk. E, aynı A sayısı C ile ters orantılıysa demek ki C ile de çarpıyorduk. Bu da bize orantı sabitini veriyordu sevgili gençler. Şimdi burada e, örnek veriyorum. Bizim karşımıza nasıl tip sorular çıkabilir? Bileşik orantıda. Der ki mesela A sayısı A sayısı B ile doğru C ile ters orantılıdır der. Tamam mı? Sonra der ki abi A eşittir 4, B eşittir 3 iken C eşittir 6 oluyorsa oluyorsa der. Sonra der ki A eşittir 8, B eşittir 6 iken C kaç olur diye sorar. Tamam. E sen şimdi A sayısıyla B sayısının doğru orantılı C ile de ters orantılı olduğunu biliyorsan A çarpı C bölü B yazacaksın abi. Bu da bize bir orantı sabitini verecek. Ben bu orantı sabitini hesaplayacağım şimdi nasıl? Verdiği sayılar sayesinde. A 4'müş 4. B 3'müş. B aşağıdaydı. B 3'müş. C'de 6'ymış. 4 kere 6. 24 3'e böldüm 8. A bak K'yı buldum 8'miş. Neydi? Orantı sabiti adı üstünde sabit değişmeyecek dedik. E, madem değişmeyecek yeni yazdığımız orantıda da değişmeyecek. O halde A'yı 8 seçtik. B'yi 6 seçtik ve C'yi kaç seçerim diye soracağım. Şimdi burası 8'di burada 8 gitti 1 kaldı 6'yı bu tarafa atarsam C kaç gelir 6 gelir. Yani A4 B3 iken C 6'ymış ya A8 B6 iken de C yine e, B6 iken de C yine 6 oluyormuş bak buradaki yine 6 geldi. Yani demek ki biz burada bazı oranları korumuşuz. Ortalamalar aritmetik ortalama diyoruz. Basit bunları biliyorsun ilkokuldan bu yana. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması tabii ki de bu iki sayının toplamının sayı adedine yani ikiye bölümüdür. ABC B, C sayılarının aritmetik ortalaması da A'yı, B'yi, C'yi toplayıp sayı adedine yani 3'e bölüyorsun. Kaç tane sayı varsa hepsini toplayıp sayı adedine bölersen aritmetik ortalamayı bulursun. Geometrik ortalamada yine iki sayı varsa A ve B sayılarının geometrik ortalaması A ile B'yi çarpıp kare kökünü alırsın. 3 tane sayı varsa bunları çarparsın A çarpı B çarpı C. 3 sayı olduğu için de küp kökünü alırsın diyeceğiz. Evet 24'ün sağ tarafında şimdi problemlerin tekrarına bir başlayalım. Bir sayı biz bu sayıya genel itibariyle x deriz. Tamam yani bu evrensel dilde genelde değişkene x diye bir değişken atanır. Bazen a olur bazen b olur bazen m bazen ne olur ama genelde x deriz. 3 katının 4 fazlası diyorsa x'i ilk önce söylenen işlem bu mu? 3 katı 3x'tir 4 fazlası 3x artı 4'tür. 4 fazlasının 3 katı diyorsa önce 4 fazlasını alacaksın. Sonra bunun 3 katını alacaksın. Parantezler bizim için değerli unutma. Karesinin 2 eksiği diyorsa x'in karesini aldın 2 çıkaracaksın. 2 eksiğinin karesi diyorsa x eksi 2'nin karesinden bahsediyordur. 2 bölü 3'ü diyorsa x'i 2 bölü 3 ile çarpacaksın. Yani burada 2x bölü 3 de diyebiliriz biz buna. 2 bölü 3'ünün 1 bölü 5'i diyorsa x'in 2 bölü 3'ü bu sayıdır. Artık bu sayının 1 bölü 5'ini almak istiyorsam da bunu da 1 bölü 5 ile çarparım. Karesinin 5 katı diyorsa x kareyi tabii ki de 5 ile çarpmam lazım. 5 katının kare kökü diyorsa 5 ile çarptım. Kare kökü dediği için de kare kök içerisine aldım. 6 eksiğinin 1 bölü 5'i x'ten 6 çıkarırım. 1 bölü 5'i dediği için de 1 bölü 5 ile çarparım. Yani bu da bana x eksi 6 bölü 5'i verir. 1 bölü 5'inin 6 eksi diyorsa 1 bölü 5'e x bölü 5'tir. 6 eksi diyorsa da tabii ki de 6 çıkarmam gerekiyor. Bir kişinin yaşı. Bir kişinin yaşına ne diyelim? Yine x diyelim. Değişken bu. A yıl sonra x artı a olur. A yıl önce x eksi a olur. A yıl önce doğmuş olsaydı bu kişi önce doğduğu için daha büyük olacağından x artı a olur yaşı şimdiki yaşı a yıl sonra doğsaydı x eksi a yaşında olurdu diyebilirdik. Yaşları toplamı yaşları toplamı x olan e, y kişilik bir grup için diyelim. Yaşları toplamı x'miş ve bu grup y kişi. T yıl sonraki yaşları toplamı iyi dinle. Şimdi zaten bunların yaşları toplamı şu an x'ti. Her bir kişi Y yıl sonra yaşı Y kadar büyüyecektir. Bir kişi için Y kadar artacak yaşlar toplamı. Ama burada ne kadar var? Zaten ee, Y kişi var. Her biri T yıl büyürse o zaman X artı YT kadar sevgili olur. Sevgili arkadaşlarım yaşları toplamı olur diyebilirim. T yıl sonraki yaşları toplamı X artı YT olur. T yıl önceki yaşları toplamı da o zaman X y YT'nin ta kendisidir. Yaşlarının aritmetik ortalaması nasıl bulunur? Yaşları toplamı zaten x'ti. bu grup t, e, y kişi ise eğer x'i y'ye bölersen yaşlarının aritmetik ortalamasını da bulmuş olurum. Evet bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamla bir işçi bir işi t saatte bitiriyor diyelim. Genelde zamana da t deriz. Tamam mı problemleri çözerken? 1 saatte bu işin 1 bölü t'si kadar biter. 2, 2 saatte 2 bölü t'si kadar. X saatte de sevgili arkadaşlarım e, 1 saatte 1 bölü t'si 2 saatte 2 bölü t'si ise x saatte x bölü t kadarı biter deriz. A işçisi bir işi eğer t saatte B işçisi de aynı işi e, t dedik. buraya ne diyelim? P, R, S, Ş, T. T'den sonra bir şey gelmiyor ya. Şöyle diyelim o zaman. Harf bulmakta zorlanıyorum 29 harfin içinde hatta daha fazla. A işçisi bir işi m saatte B işçisi de n saatte bitirebilsin. Tamam mı? İkisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirebilirler? Bunu nasıl yaparız? Şimdi şöyle diyeceğim. Bak iyi dinle. Örnek veriyorum. Bu işçi tamamının M saatte bitiriyorsa. Birim saatte ne kadarını bitirir? Yani bir saatte bir bölüm M'sini bitirir. Değil mi? Hatta bunu direkt oraya yazmayalım. Şuraya yazalım. Bir saatte bir bölüm M'sini bitirir. B eşçisi de 1 saatte 1 bölü n'sini bitirir. Şu an işin ne kadarı bitti? Hemen bulalım. Burayı n ile burayı m ile genişlettim. Ve ne geldi? m artı n bölü m çarpı n kadarı bitti işin. Tamam. Örnek veriyorum. Ben bir işin eğer 1 saatte 1 saatte 2 bölü 3'ünü bitirdiysem bu işin tamamı 3 bölü 2 saatte biter derim. Tamam mı? Niye? Çünkü 1 saatte bu kadarsa 3 bölü 2 saat çalışırsam çarptığım takdirde o işin tamamı olan 1 gelir. O halde ben bu iki işçinin m artı n bölü m çarpı n'sini bitirdiğini biliyorsam 1 saatte o halde ne diyeceğim? İkisi birlikte bu işin tamamını m n bölü m artı n saatte yani çarpımsal tersi kadar olan saatte bitirir. Hemen bir örnek çakalım. A işçisi 2 saatte, B işçisi 3 saatte bitirseydi eğer bir tanesi 1 bölü 2 saat 1 bölü 2'sini yapardı 1 saatte öteki de 1 bölü 3'ünü yapardı ben burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğim takdirde burası 5 bölü 6 mı geldi? E 1 saatte 5 bölü 6'sı bitiyorsa tamamı 6 bölü 5 saatte biter derdim. İkisi birlikte T saatte işin ne kadarını bitirirler? E 1 saatte bu kadar bitmiyor muydu? O zaman T saatte de bunun T katı kadar iş yaparlar. Yani T parantezinde M artı N bölü M çarpı N kadar iş bitirmiş olurlar. A işçisi t saatte yapabiliyorsa bir işi tamam mı? Hızının k katına çıkarırsa kaç saatte bitirir? Bak unutma şimdi unutma. A işçisinin hızına ben v diyeyim. Tamam mı? Peki süre süre ne kadar sürüyordu? T saat sürüyordu. Şimdi T saat boyunca sürekli V hızıyla çalışmıyor mu? Evet. O zaman V çarpı T kadarlık bir iş yapıyor. İşin tamamı VT kadar. E şimdi bu adam hızını k katına çıkarırsa yani k çarpı v olursa hızı. E ben gene burayı işe eşitlemek zorundayım. Yani vt'ye eşitlemek zorundayım. O halde arkadaşlarım buradaki t ne olacaktır? T artık ne olur biliyor musunuz? T bölü k olur. Çünkü çarptığım takdirde yine vt'yi bulmak zorundayım. Demek ki kaç saatte bitirirmiş? T bölü k saatte bitirir diyebilirmişiz. Hızının 1 bölü k katına düşürürse. Şimdi yani ne demek? hızı v bölü k olacak diyor. E ben bunu neyle çarparsam yine vt yapar. Tabii ki de k çarpı t ile. Yani ne olacakmış? K çarpı t saatte işi bitirebilecekmiş. Yani örnek veriyorum. Sana dedi ki bir adam var bir işçi hızını 5 katına çıkarırsa bitirme süresi ne olur? 5 katına düşer. Tamam Hızını 5'te 1 oranında 5'te 1'ine düşürüyorsa o zaman çalışma süresi 5 katına çıkar. Yani burası neyse cevap bunun tam tersi. Burası neyse cevap bunun tam tersi. Tamam mı güzel kardeş? Devam. Yol eşittir hız çarpı zaman. Bak bunlar da birbirine benzer aslında. Yol az önce yapılan iştir. Hız işçinin hızı zaman da işçinin çalıştığı süre aslında. Yani yol eşittir hız çarpı zaman deyince farklı bir şey olmuyor. Ama biz yine de yazalım hız e, terimleri kullandığımız, kullanacağımız için. V arkadaşlar burada hızdır. T burada zamandır. Tabii ki x de gidilen yoldur gençler. Pekala. E, ben v için bir formül çıkarabilir miyim? Tabii ki de. Şu t'yi karşıya atarsam x bölü t olacaktır. T için bir formül çıkarabilir miyim? Yine v'yi karşıya atarsak x bölü v bana t'yi verir. Peki bu adamlar birbirlerine doğru giderken birbirlerine doğru gidiyorlarsa ve b noktasında da karşılaşıyorlar diyelim. Bunların bağıl hareketten kaynaklı hızları ne yapılır? Toplanır sanki bir tane araç varmış da V1 artı V2 hızıyla gidiyormuş gibi düşünülür. B, A, B, A, C arasındaki mesafe bu hızla kat ediliyormuşçasına düşünülür. Eğer bunlar biri A noktasında biri B noktasında birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlar dersek işte o zaman da hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkararak işlem yaparsın. Ortalama hız nedir? Hocam ortalama hız da toplam alınan yolun toplam alınan yolun alınan yol Bölü geçirilen geçirilen zamana ben ortalama hız diyeceğim. Evet. Sağ üst taraftayız. Bir a sayısının %x'ini nasıl bulurum? a ile x bölü 100'ü çarparım. %x fazlası diyorsa o zaman a'nın üzerine ben a çarpı x bölü 100 eklemem gerekiyor. Değil mi? Peki bunu ben şu şekilde düşünebilir miyim? Madem yüzde %x fazlasından bahsediyor. a'yı direkt 100 artı x bölü yüzde çarpsam aynı şey gelmez mi? Gelir. Mesela 5 fazlası mı dedi? O zaman sen ne yapacaksın? 105 bölü yüzde çarpacaksın. Yüzde 30 fazlasıyla mı dedi? O zaman 130 bölü yüzde çarpacaksın a'yı. x eksi diyorsa da o zaman a sayısını direkt 100 eksi x bölü yüzde çarpman gerekir. X gram su ve y gram tuz karıştırılırsa karışımın tuz oranı soruluyor. Sen Tuzun miktarını tüm karışımın oranına toplamına oranlarsın. Su oranı soruluyorsa da tam tersini x bölü x artı y yaparsın çünkü x kadar su vardı. Karışımın tuz yüzdesi diye soruluyor. Şimdi şunu düşünürüm o zaman ben. Tuz yüzdesi soruluyor ya. Mesela tuz ne kadardı? Y kadardı. X artı y gramlık karışımda. Y kadar tuz varsa. 100 gramlık karışımda ne kadar vardır diye soracağız. Bunu bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Bununla bunu çarpıp buna bölmem gerekiyor. O zaman ben az önce bulduğum tuz oranını yani şunu ...yüzde çarpmam kafiymiş. O halde neymiş tuz yüzdesi? 100 çarpı y bölü x artı y'ymiş. E su yüzdesi de 100 çarpı x bölü x artı y'nin ta kendisi yapar diyebiliriz. Şimdi grafik çeşitlerine bakalım grafik problemleri için. Bir çokluğun bir değişkene göre miktarındaki değişimleri gösteren grafiklerdir. Mesela musluk sayısı 2 iken musluk sayısı 2 iken 200 litre su akıtılırken musluk sayısı 4 iken 400 litre su akıtıldığını görüyoruz. Çizgi grafiği bize direkt fonksiyon doğrusal fonksiyon grafiği gibi buraları bu şekilde verecektir arkadaşlar. Bak 4 için nereden geçer? 400'den geçer. O zaman sen tahmin olarak eğimden de faydalanırsan bir tane musluğun ne kadar su akıttığını bulursun. Mesela bir buradadır. O zaman bire karşılık ne gelir dersin? Mesela 100 gelir dersin. Veya burada zaman 2 saat ilerlendiğinde kalan yol burada ne kadar azalmış? 500 azalmış. Bu adamın hızını bulabilirsin mesela çünkü doğrusal azalıyor ya. Dersin ki mesela bir saatte o zaman 250 kilometre yol gideceğine göre bu adamın hızı 250 kilometre bölü saati falan diye yorumlar. Tabii ki de çıkarabilirsin bu tarz grafiklerin içerisinden. Dairesel grafik bir çokluğun içindeki tüm içeriklerin çokluk içindeki oranını gösteren grafiktir. Mesela şöyle bakıyorsun. Dairesel grafiğin bir tam turun 360 derece olduğunu biliyoruz değil mi? E şimdi burada tuz ne kadarmış? 120. 360'dan 120'yi çıkarırsam 240 derece kalır. 240 derece ile 120 derece arasında 1'e 2 gibi bir oran vardır. O zaman bir karışımın içerisinde x kadar tuz varsa 2x kadar da su vardır derim. Sen buradan mesela karışımın içerisindeki tuz oranının 1 bölü 3 olduğunu, karışımın içerisindeki su oranının 2 bölü 3 olduğunu elde edebilirsin. Karışımın miktarlarının x'e 2x biçiminde düzenlendiğini elde edersin. Veya sonra sana soruda der ki bu karışım 90 gramsa der mesela sen artık 3x'i 90'a eşitlersin. Demek ki x 30'muş dersin. 30 gram tuz kullanılmış 60 gram su kullanılmış da diyebilirsin tabii ki. Peki bir de buna bakalım örnek veriyorum. Burada üçlü. E burası 40 burası 140 sa buraya ne kalır? 180. Mesela şu yorum yaparsın. Bu karışımın yarısı sütten oluşmuş. Bu karışımın 140 bölü 360'ı undan oluşmuş. Bu karışımın 40 bölü 360 yani 9'da biri 1 bölü 9'u neyden? Sudan oluşmuş diyebilirsin. Bunlar bize neleri verir sevgili arkadaşlarım? Bu şekilde oranlamaları net bir şekilde ortamıza, ortaya çıkarır. Ve biz de bunlardan yararlanarak soruları çözebiliriz. Sütun grafiği birden fazla veriyi karşılaştırmak için kullanılan grafiklerdir arkadaşlar. Mesela buraya bakıyoruz. Bir kadın düşünelim, bir adam düşünelim. E bunun hangi günlerde, kaçıncı günlerde kaç sayfa kitap okuduğunu düşünelim. Mesela birinci gün 25 sayfa, ikinci gün 15 sayfa, üçüncü gün 40 sayfa, dördüncü gün 50 sayfa kitap okumuştur. E şimdi bu basit grafiğin içerisinden öyle güzel sorular çıkar ki. Yani adam sana der ki mesela 25 ve daha az 25 ve daha az sayfa okuduğu günlerin adedi 30 ve daha üstü sayfa okuduğu günlerin adedinin şu kaçta kaçıdır veya işte öncüllerin içerisinde der ki 2 bölü 3'üdür falan gibi öncüller kurar. Sen de bu grafiklere belki burada 1, 2, 3, 4 tane vermiş ama belki burada daha fazla verebilir. Şu şekilde şöyle şöyle. Ve sen bunları tek tek sayarsın oranlarını bulursun. Veya der ki işte toplam okuduğu sayfa dedi dersin. E şunların hepsini toplarsın. Bunların hepsini toplarsan toplam okuduğu sayfa dediğini bölürsün. Der ki mesela günlük ortalama şu kadar sayfa okumuştur der. Öncülün içinde. E sen dersin ki bütün sayfa sayısını 4 güne bölersin. Günlük okuduğu sayfa ortalama sayfa adedini bulmuş olursun. Gibi gibi yorumlar tabii ki de yapılabilir sevgili gençler. Şimdi arkadaşlar. Göründüğü üzere sorularımız geliyor. Tekrar sorularımız ve bu tekrar sorularını da bir diğer videoda seninle beraber güzel bir çözeceğiz. O videoda o halde sözleşelim, görüşelim. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.